Başkanlarım. Bizden güzel sevdalı mısın? Sürmeli maman. İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. İstanbul Büyük Sultan Fatih Ramazan Çarşısı'ndan yine sizlerle beraberiz. Müzikle sesimizin sizlerle beraber olduk. Ve birbirinden güzel konuklarımız var. Ve onlar konuklarımız zaten müzikleriyle açtılar. Ordu'nun derileriyle girdiler. Yanımda Tokat Konfederasyonumuzun Genel Başkanı, Karadeniz Konfederasyonu'nun Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz Başkanım var. Teşekkür. Kıymetli Başkanım hoş geldin, sefa geldin. Teşekkür ediyorum Sezer Bey. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Ekranları başında bizleri izleyen ve burada bizleri izleyen kıymetli dostlarımıza da hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu güzel Ramazan ayında bizleri kavuşturan Yüce Mevla'ya ne kadar şükretsek azdır. Sizler de bir Tokat dostusunuz. Evet. Sizleri Allah için seviyoruz. Sanatçılarımızın o güzel bağlamasına, hanımefendinin o güzel sesine gerçekten ilk defa dinledim. Bundan sonra da dinlemeye devam edeceğim inşallah. Teşekkür ederim kıymetli başkanım. Değerli izleyicilerimiz, hepinizin yakından bildiği, tanıdığı
ordumuzun ne derler tek grubu, grup tek. Zülfü Hanım ve Erdoğan Bey bizlerle beraber, Erdoğan Şahin, Zülfü Hanım. Şimdi onlar müzikleriyle, kulağınızın pasıyla bizleri sildiler. Burada huzurlarınızda oldular. Öncelikle beni kırmayıp şeref verdiğiniz için, programımıza geldiğiniz için tekrar size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. O şeref bize ait, sizlere başkanım. Siz bu kadar bunca yükü yüklenmişsiniz sırtınızda, koskoca Eyüp sırtınızda, koskoca ordu sırtınızda. Bırak da biz de biraz bir katkıda bulunalım yani, ufak da olsa. Seve seve de geldik, iyi ki çağırdınız. Buradan bütün hemşerilerimize selamlarımı, sevgilerimizi gönderiyorum. Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza, kanalımıza diyoruz. Sağ olun. Ayrı bir şey yani, seve seve geliriz, her zaman beraberiz biz. Ağzınıza sağlık, hoş geldiniz. Teşekkür ederim başkanım, Allah razı olsun. Biliyorsunuz davet edilen yere biz de gitmek ordu görevimiz. Şimdi, ordu millet bize bir görev, bize bir görev düşüyorsa da her zaman yanınızdayız. Beni tanıyorsun, eşimi tanıyorsun. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Evet. Adamın önden gidersek pus atarız. Arkasından gidersek kuyusunu kazarız. Adam gibi adamı kolumuza takar, yolumuza bakarız. Bu benim teslimlemiş lafım ya. Ben de bir tokatlı olarak şunu demek istiyorum hemen. Ordu millet el ele derler ya. Ordu tokat sırt sırta diyor. Doğru söylüyorsun. Ben söyleyecektim, evet. Biz o yüzden korkmuyoruz. Arkamızda tokat var ya, o yüzden. Yani. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Şimdi güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Kıymetli başkanımla çok teşvikli mesaimiz oldu. 2019'da tokat günleri, 2021'deki tokat günleri ve her daim tüm ekibiyle buradan birbirinden kıymetli, belki ikinci bölümde arkadaşlarımıza mikrofonu uzatırız, tek tek tanıştırırız. Birbirinden kıymetli federasyon başkanlarımız var. Tokatlı, Niksay Federasyon Başkanımız, Merkez Belediye Meclis üyemiz burada. Yönetim kurulunun tamamı arkadaşlarımız buradalar. Hasan Bey. Herkes kendilerini tanıtırlar. Öncelikle tüm Tokatlı misafir Coşkun abim orada. Gizli kahramanlar. Evet. Diyelim. Tokat ordu el ele oldu. Hakikaten bugün de Eyüp Sultan'da her gece bir ilimizin gecesi oluyor haliyle. İftar programı oluyor. Yarın akşam ordunun iftarı var ama bu akşam Tokat'ın iftarı. Dolayısıyla tüm Tokatlılar burada. Böyle de bir münasebet olmuş oldu. Hazır böyle girmişken sevgili başkanım, Ramazan deyince aklınıza ne geliyor? Ne yapıyorsunuz? Onunla ilgili neler söylersiniz? Ramazan deyince aklımıza paylaşmak geliyor. Mutlu etmek geliyor. Huzur geliyor. Ya çok şey yapıyoruz elhamdülillah. Ramazan'da ciddi yardımlarımız şu an ön planda. İşte gerek derneklerimize erzak yardımları, gerekse nakit zekat yardımları, gerek iftar programlarımız. Yani bir tarafta İftardan önce gidiyoruz, selam veriyoruz. Öbür tarafta iftara açıyoruz. Öbür tarafta işte çadır ziyareti yapıyoruz. Paylaşmak, mutluluk geliyor. Gerçekten Ramazan ayrı bir duygu. Yani ilk başta her yıl bana şu sızı gelir yani. Ben 99'dan beri STK'cıyım. Acaba bu Ramazan'da işte bu Ramazan yardımlarını nasıl toplayacağız, nasıl dağıtacağız? Ama bir başlıyoruz ki yani ortasına gelmeden hedefimizin iki katını aşmış oluyoruz. Yani bugün mesela Tokat Konfederasyonu olarak bunu söylemekte gurur duyuyorum. Şahsım ve yönetim arkadaşlarım, dernek başkanlarım sağ olsun. 1950 koli erzak olmuş. İşte 300 bin liraya yakın nakit yardımlarımız olmuş. Bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bakın sadece Tokatlara demiyorum. Ordulu da olsa, Trabzonlu da olsa, yani nereli olursa olsun bize müracaat eden hiçbir kimse geri kalmıyor. Öğrencilerimiz var. Onlara da biraz bu Ramazan'da haçlık mahiyetinde destek olacağız. İkinci bir bursun dışında ufak bir destek de yine çıkacağız. Ramazan haçlığı. Çalışıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Güzel gidiyor yani. Varlığınız daim olsun. Amin yani, cümlemiz. Emekleriniz zayi olmasın. Hep birlikte. Yani, gerçekten sizi canı gönülden tebrik ediyorum. Hep birlikte. 2019'da bu tokat günlerinde görmüştüm. Ne kadar böyle can siparane mücadele ettiğinizi. 2021'de tekrar bir daha gördüm. Olağanüstü bir gayretiniz, olağanüstü bir özveriniz oldu. Enerjinize bana soruyorlardı. Gece saat 2'de 3'te aranıldığı zaman rahatsız olur musun diye. Başkanın telefonundan hiç rahatsız olmadım. Niye?
işini özümseyip gece 2'de de arıyordu, 3'te de arıyordu. Ama mutluyum çünkü Tokat'la dertleniyordu. Tokat'ın en iyi şekilde nasıl anlatırım derdindeydi. Onun gayretindeydi ve sadece kendisi değil, ona inanmış. Önce 9 tane federasyon, bir konfederasyon, evet. Ve onun altında yaklaşık 400'ün üzerinde dernek ve STK başkanlarıyla beraber yola yürüdü. Bu özveriniz ve gayretiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum başkanım. Ben de şuna şaştım doğrusu. Erdoğan Bey'di değil mi? Erdoğan Hanım. Erdoğan Bey, yani benim hızıma, benim stresime Sezer Bey nasıl dayanacak diye düşünüyordum. Vallahi bravo, dayandı yani. Sezer abi de az hoca değil yani. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Başkanım, zorlukların adamı. Başkanım biz ne yapıyoruz biliyor musun? Biz Sezer Bey'i yalnız bırakmayalım, müzikle rahatlayalım diye. Bir relax yapalım diye müzikle girdim. Tabii, müzikle. Tabii. Müzik biliyorsun ruhun gıdasıdır. Müzik, o yüzden de ruhun önce gıdası, gıdayı verdik size. Müzik evrensel. Relax oldunuz, hoş geldiniz. Sağ olun, gidiyoruz. Müzik evrensel. Biz de tabii sizleri dinlemekten keyif alıyoruz. Teşekkür ederiz başkanım. Şimdi Erdoğan Bey ile Zülfü Hanım'a bizim genel yayın yönetmenimiz Volkan Bey diyor ki, abi diyor, onların zaten programı var pazar gün. Sen diyor niye başka bir konuk? Ya şimdi sohbet etmiştik. Çok bir Çanakkale programıyla alakalı muazzam bir şey imza attılar. Çok mutlu oldum, keyif aldım ve çok da güzel yaptılar. Dedim ki ilk fırsatta sizlerle beraber bir programda birleşmek isterim dedim. Nasip bugüne denk geldi. Allah razı olsun. Ve gerçekten çok uyumlu, böyle birbirine bakan çok iyi bir aile. Oğullarıyla çocuklar. Hatta şöyle söyleyeyim, bunu aslında sormuyorlardır ama ailecek işin içerisinde yoğuluyorsunuz. Bu işler içinde varsınız. Hep kendi programınıza sözlü sözlü anlatıyorsunuz ama bu işe nasıl başladınız? Biraz da onu söyleyebilir misiniz? Başkanım önce ben başlayayım. 9 yaşında ben bağlama çalmaya başladım. Bağlama çaldım ama nasıl çaldığımı da size anlatayım. Komşumun bir tane eski evleri vardı. Biliyor musun? Sürmeli camlı evler vardı. Saz çalıyor. Ya arkadaş hastayım. Ben de gidip çalamıyorum. Yani en son dedim ki ben bağlamayı çalacağım. Ama nasıl çaldığımı da söylüyorum. O cingirt vardı biliyor musun? Sürmeli camlarda. O cingirti böyle camı kırdım. Açtım. Çocuğum ya, girdim içeri. Bağlamayı esas çaldım. Böyle şey değil. Esas evden aldım. Başka bir yere götürdüm. Hatta çobanlığa götürdüm. Hayvanlar yanına gittim. Baktım ben bir şeyler çalmaya başladım. Ya dedi ki, annem dedi ki yeter artık, bıktım senden dedi. Cam parası vermekten bıktım. Bir saz bana alayım sana dedi. Biz öyle başladık. Kendimiz başladık. Sonradan eğitim aldık. Değerli hocalarımızdan, çok büyük hocalarımızdan, hem Zülfü Hanım hem ben kendim eğitim aldık. Şu anda da o kadar mutluyuz ki müzik öğretmeni bir oğlumuz var yanımızda. Maşallah. En azından yani çok zorda kalacağımız bir pozisyonda ona danışıyoruz. Böyle böyle bir şey olur mu bana? Danışıyoruz yani. Çünkü o bunun duayeni oldu artık yani. Tebrik ederiz. Ben Erdoğan Bey'den geç başladım. Hani şeyler der bizde. Körle yatan şaşı kalkar der. Benimki o hesap oldu. Erdoğan Bey'e ben sonradan katıldım. O tabii ki daha önce bu işlerde. Ama tabii ki bu demek ki benim de nasibim böyleymiş. Güzel oldu. 15 yıldır ben de bu işin içindeyim. Ama hakikaten hep şöyle derler işte, ya eşler normalde bir işin içinde oldukları zaman anlaşamazlar. Evet, bizim de bazen böyle çalıştığımız noktalar oluyor ama seviyesinde bırakıyoruz. Sonra diyoruz ya tamam diyoruz, sen haklısın, ben haklıyım, neyse. Oturup konuşuyoruz, diyoruz tamam. Burada var bir şey. Yani bir bunu biliyoruz. Ben şunu gördüm. Siz her şeyin başında iki eşten ziyade çok iyi bir arkadaşsınız. Evet, o arkadaşlığınız çok önemli. Evet, bir müzik molası verelim. Sonra başkanımla son hızla çok soracaklarımız var, konuşacaklarımız var. Biraz konuşalım başkanımla. Madem ki başkanım misafirimiz, Tokat, biz evet. De bir Tokat türküsüyle yani, kendisine evet, hoş geldin diyelim. Alkışlayalım. Evet. Evet, verin bakalım bir Tokat türküsü. Gelsin. Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın?
Tokat'tan mı geliyorsun da yar sen al uslu mu sor? Tokat'tan mı geliyorsun da yar sen al uslu mu sor? Ben sana varacağım da söyle nam uslu mu sor? Ben sana varacağım da söyle nam uslu mu sor? İşliğinin yakası da sıra sıra okşuyor. İşliğinin yakası da sıra sıra okşuyor. Kurban olan boyuna da bu ne biçim bakışıyor. Kurban olan boyuna da bu ne biçim bakışıyor. Huzur elinden tutsun da bana yollasın seni. Huzur elinden tutsun da bana yollasın seni. Bugün Eyüp Sultan'da tokat rüzgarı esiyor galiba. Evet, öbür tarafta bir tokat hakikaten sanki buraya akmış. Şimdi izleyicilerimiz göremiyorlardır ama ucu bucağı yok. Herhalde Yenikapı'daki tokat günlerindeki gibi. Davul zurna getirmişler. Orada halay çekiyorlar. Onlar da tokatlı. Elik çekiyorlar. Biraz sonra elik yapacağız. Sıkıntı yok zaten. Evet, elik artık tokatın bir milli oldu gibi. Ya, evet, çok güzel ya, oldu. Elik deyince yani bu işi 30 senedir bu işi yapıyorum. En çok keyif aldığım işlerden bir tanesi tokatın organizasyonu. Yani bir iş yaparsınız lezzetli gelir. Evet. O lezzet hakikaten tartışmasız. 2019'da 47.860 kişi sayısı hakkında belge aldık. Rahmetli Orhan Kural'dan belge aldık. Ellik rekor denemesi yapmıştık Yenikapı'da. Ama geçen sene 2021'de o 100 bini buldu. Yani 47.860 çarpı 2 rahat oldu. Muazzam bir rekor. Yani o kadar insan aynı anda alanda hınca hınç dronlarla falan çektirdik. Nefes alacak yer yoktu. Sevgili başkanım, yani bu kadar birlik beraberliği, çünkü farklı tokatın farklı bir mozaiği var, farklı bir yapısı var. Şimdi orada farklı farklı düşünce ve kültürün içerisinde bir harmanlayıp o kadar insanı bir arada tutmayı nasıl başarıyorsun? Bunun sırrı ne? Şimdi öncelikle işimizi seviyoruz, severek yapıyoruz ve milletimizi de seviyoruz. Yaradılanı severiz, yaratandan ötürü. Milletimizi seviyoruz. Yani aşkla sarılıyoruz işimize. Bakın ben %96 engelli bir kardeşinizim. Pendik'te ikamet ediyorum. Haftanın 4 günü buradayım. Yani İstanbul'un bir ucundan bir ucuna. Bunu bir insana ücret verseniz yapmaz. Her insana Cenab-ı Mevla bir işi sevdiriyor ya. İşte mesela Erdoğan Bey'le eşine Zülfü Hanım'a sanatı sevdirmiş. Bana da SDK'yı sevdirmiş Yüce Mevla. O yüzden gerçekten Tokat'ın insanı da yani Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği gibi kin tutmaz, gönül ehli, zevk sefaya düşkün, bağ bahçeye düşkün yani insanlardır diyor Evliya Çelebi seyahatnamesinde. Artı Mevlana Celaleddin Rumi Konya'dan sonra ilk Mevlevi haneyi Tokat'a kuruyor. Neden? Tokat'a gitmek gerek diyor. Zira Tokat'ın insanları ve İklimi pek muteberdir diyor. Tarihinde hiç düşman işgaline uğramamış bir memleketin evlatları olarak. Şimdi bakıyorsun İstanbul'da, metropol şehirde birlikte hareket eden insanlar, topluluklar daha büyük başarılara imza atıyorlar. Ama sen yalnız hareket edersen o zaman hem bunda bir vebal var, bunda bir sorumluluk var. Madem ki bu konfederasyonun genel başkanıyız, işimizi severek yapacağız. Biz bugün 300 tane resmi üye derneğimiz ile
resmi 7 tane federasyonumuz, yani gayri resmi üye olmayan 3 tane daha federasyonumuz var. Bir de Kocaeli Tokatlar Federasyonumuz kuruldu. Orada da güzel bir hareketlilik var. Orada inşallah bize üye olacaklarını söylediler. Biz şu an 10 tane federasyon, bir konfederasyon olarak bu Marmara bölgesinde, İstanbul'da çok ciddi ses getiriyoruz, çalışıyoruz. Hep birlikte derneklerimizin, ben tabela derneği olmasını istemiyorum. Derneklerimiz aktif olacak. Yönetim kurulumuz 29 kişi. Asıl yedek 29. Denetleme, disiplin. Derneklerimizin de, federasyonlarımızın da bir ona göre yönetimleri var. Silivri'den Tuzlu'ya kadar bütün dernek başkanları birbirini tanıdı. Yani ne diyor Yunus Emre, büyük düşünür evliya, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Biz önce tanış olduk, sonra kar topu, kar tanelerini kar topuna, daha sonra kar çığlarına dönüştürdük. Elhamdülillah. Tabii bunda sizlerin de desteği var. Birçok insan diyor, yani seninle herkes anlaşamaz diyor. Sen mesela 2019'da bizimle anlaşamayıp işi bıraksaydın biz orada bocalardık yani. Senin gibi usta bir adamla çalıştığım için ben şanslıyım. Onu sana söyleyeyim yani. Estağfurullah, estağfurullah. Müzik iyi gidiyordu ama ezan sela, o da iyi. Bizim için manevi değerlerimiz her zaman ön planda gelir. Vatan, millet, bayrak. Evet. Konfederasyonumuzun bir de şöyle bir düsturu var. Biz diyoruz ki değerli hemşerilerimiz, inandığınız her siyasi partide siyaset yapabilirsiniz. Yani hangi partiye gönül verdiyseniz gelin orada siyaset yapın diyoruz. Mesela bizim kırmızı çizgimiz demeyelim de, yani bizim önemsediğimiz işte tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu 4 tane düstura sahip çıktın mı problem yok. Ulusalcı olan, vatanını, bayrağını düşünen her siyasi partide hemşerilerimiz siyaset yapsın. Biz onlara omuz olalım. Çünkü siyaset olmadan hiçbir iş kolay olmuyor maalesef. Biz siyasetçi yetiştireceğiz, iş adamı yetiştireceğiz. Mesela geçtiğimiz günlerde kıymetli 2 tane yönetim kurulu arkadaşımız güçlerini birleştirdiler. İstanbul'un en büyük bir alışveriş mobilya mağazası, ismini söylemeyeyim, reklam olabilir. Beni ararlarsa bana komşu oldular. Beni ararlarsa onlara özel indirim uygulattırırım. Hasan Bey ve Mustafa Tekten. Evet, Hasan Bey ve Mustafa Tekten. Kardeşlerimize de buradan başarılar diliyorum. Destekçilerimiz var işte, Can Yener Bey, Kadir Yener Vakfı. İşte Coşkun Sağ Bey var. Buradan Duran Sözkesen Bey var. Nisar Kale Ulaşım Komisyonu Başkanımız Ferhat Bey. Yani birçok federasyon başkanımıza, herkese selam ediyorum. Çığ gibi büyüyoruz. Güneşi hedef aldık, yıldızları tutturacağız. Birilerinin elinden artık İstanbul'da hem siyaseti hem ticareti almaya adayız. Yeterli bir mesaj olduğuna inanıyorum. Şimdi Tokat deyince ticaret de ön plan. Hani Kayseri diyorlar, tamam, Kayseri'nin ticareti yüksektir. Ama ben şunu gördüm. Tokat'a gidince Tarihi İpek Yolu çarşısı, orada hanlar, hamamların çok yapıldığı, ticareti iyi biliyor. Tokat gerçekten meyvesiyle, sebzesiyle tahıl ambarı ve gerçekten üretimi yapan bir potansiyele sahip. Kazova, Sayın Başkanım, Kazova Antalya'dan sonra sebze ve meyve konusunda ikinciye geliyor. Allah'a şükürler olsun, havalimanımızın da açılmasıyla, 2 hafta önce açıldı çok şükür. Buradan devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum, siyasilerimize. Şu an Ağustos ayına kadar uçak bileti yok, onu da söyleyeyim. Ek sefer konması için mücadele veriliyor. Kazova'da şu an oradaki, yani sebze ve meyvenin acilen İstanbul'a, yani kargo uçaklarıyla gelmesi düşünülüyor. İnşallah o anlamda güzel bir ticaret olacak. Tokat dediğiniz gibi 900 adımda 900 tarihi eser var efendim. 9000 yıllık tarih. Evet, 14 medeniyete ev sahipliği yapmış. Kebabıyla, madımağıyla, elmasıyla. Elma da bizimmiş, Amasya kapmış. Malum elimizdekilere sahip çıkalım da bari kaptırmayalım diyoruz. Gerçekten yani elma da bize aitmiş. Yani Sivas'ın bütün, yani İHŞ'si, yani bizden gider yani. Tokat'tan gider. Hala da öyle yani. Ya başlı başına zaten Tokat, evet. Bağları, üzümü, zileni, pekmezi. Rakım çocukluğumuz olarak. O çocukluğumuz rakım. Zile pekmezi yiyerek geçti. Yani işte ahşap kutuların içerisinde, evet, zile pekmeziyle büyüdük desek. Mesaj alındı, ahşap pekmez gelecek.
Bu arada şöyle söyleyeyim. Erbaa Ovası, Niksar Ovası, işte ne bileyim yani Reşadiye gidiyorsun, yayla kültürü var. Kanyonları var. Başçiftliğe gidiyorsun, Başçiftlik Beyazı Patatesi var, kar kayak merkezi var. Düşünün ya, Tokat'ta kayak merkezi var yani. Bu Nisan'ın 15'ine kadar olmasa da Mart'ın sonuna kadar devam ediyor. Artı Zile Ova, bildiğiniz gibi tarım ve tahıl, ayçiçek. İşte pazarı saydık, Kazova dedik. Artuan'ın çimento fabrikası var, öğrenci yurtları var. Sulu Saray'ın Sebastopolis tarihi, yeraltı şehri var. Beraber hamamı var. Hamamına gittik, evet. Hamamı var. Yeşilyurt'un şeker pancarı, Turhal'ın şeker pancarı. Hangi birini sayalım ki? Almus'un barajı var. Almus'un, Van'ın kefalı varsa Almus'un da efendim neyi var? Alabalığı var. Yani. Niksar'ın inanılmaz bin bir çeşit ürünleri var. Cevizi memesinin kümesinde. Niksar'ımızın Niksar çok cevizi, zengin. Domatesi, cevizi meşhur. Aynı zamanda Yavabasan Medresesi dünyanın ilk medreselerinden. Güzel bir medresesi, kalesi, şeker pancarı vesaire. Zile malum milattan önce 5000 yıl öncesine dayanıyor. Zile milattan önce 5000 yıl öncesine dayanıyor. Sezar ne diyor? Veni vidi vici, geldim, gördüm, aldım diyor. Almışsa sonra kaybetmiş. Veni vidi vici, geldim, gördüm, aldım diyor. Yani yendim demiyor. Geldim, gördüm, aldım. Veni vidi vici. Evet. Evet. Meşhurdur o söz. Tabii. Başkanım, o zaman yine sohbetimizi devam edelim ama bu sefer sen de eşlik et. O güzel sesinle sen ben güzel en eşlik son edin. Yok. İzleyicilerimize bir sürpriz yapmak istiyorum. Öyle yani mi? Bizi kırmadılar, geldiler. Burada iş adamlarımız var. Onları kırmayalım. Son bir küçük bir türkü söyleyelim. Arkadaşlara eşlik et ver. Sen o sesinle onlara beraber. Onlara ayak uyduramayabilirim. Benim meşhur bir türküm var. Ben onu söyleyeyim. Söyle bakalım. Söyle bakalım başkanım. En sonunda söyleyeyim. En son mu söyleyeceğim? En son söyleyeyim. O zaman bundan türküsüne eşlik edersin. Tabii bakalım. Ki. Evet. Dağlar oy, oy. Derdime dermansın oy,
sana dağlar. Evet, ezanı Muhammed'imiz okunuyor. Onu da teşekkür ediyorum, sağ olun. Sezer Başkanımız, söz sende. Siz türkü söylerken, gerçi size de yazımlı olmuştur ama anacığızımla babacığızım diyorum. Yani oradan onlar, hem onlara gittim ama onlar da izliyorlarmış. Selamları var. Ali Ayhan Başkan özellikle selam söylüyor. Herkes selam olsun. Bizi izliyormuş ailesiyle beraber. Bu arada annene babanın ellerinden öpüyorum sizlere başkanım. Ben de öpüyorum. Bugün selamlar konuştum. Olsun. Evet. Yine Bursa'dan kardeşim Engin Bey izliyor. Maşallah. Selam var. Biraz aile dostu şey gibi oldu ama son kez de bir daha söyleyeyim. Erzincan'da Almanya'da eniştemiz var. O da izliyormuş. Ona da selam olsun. İletmişler. Aleyküm selam başkanım. Kıymetli başkanım, yani gerçi sen hani derler ya, kara kaplı defterini açmamışsındır. Sana şimdi açmış olsan defter çok uzundur sende. Yani inanın Sezer Bey, yani bugüne kadar yaptığımız etkinliklerin vallahi sayısını unuttuk. Yani bilgisayarımızı açtığımız zaman nerede ne yaptık onu bulamıyoruz. 99'dan beri STK'cıyız. Evet. 2013'ten beri İstanbul Tokat Dernekler Federasyonu ile birlikte 6 dernekle başladık. Bugün elhamdülillah dediğimiz gibi 300 dernek, 7 tane 8 tane federasyon ile ciddi bir şekilde gayret gösteriyoruz. Yani o kadar çok program yaptık ki yani 50 kişilik 60 kişilik programları hatırlamıyoruz. Bugün ben ayrıca burada teşekkür derken yani şunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Deniz Köken Başkanıma böyle bir imkanı Eyüp Sultan'da tüm Türkiye'li hemşehrilerimize sunduğu için kendisine şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Birçok belediyede böyle bir imkan yok şu an. Havalar soğuk olduğundan dolayı yapmamışlar. Ama bakıyorum Eyüp Sultan'da, Alibeyköy'de Gazi Osman Paşa Osmanlı Parkı gayet cıvıl cıvıl. Her yani derneğe bir dükkan verilmiş. Yanında bir tane yedek dükkan verilmiş. Her gün bir il burada iftarını açıyor. Bugün Deniz Köken Başkanımız ile birlikte burada iftarımızı açtık. Sağ olsun bizim başkan yardımcımız, hemşehrimiz Cevdet Yıldız Bey var. Cuma Ergün Başkanımız, dernek başkanımız. Bundan hepsinden selamlarımı iletiyorum. Bugün bizleri buraya davet ettiler, ağırladılar akşam iftar soframızda. Bakın bizler konfederasyon olarak her zaman şunu savunuyoruz. Bir STK yani sadece makam mevki olsun diye, isim olsun diye yapılmaz. Nedir? STK sadece öğrenci bursu vermek de değildir. STK yardım yapmak da değildir. STK sadece yani sokaktaki düşkünü alıp bir yere götürmek de değildir. STK devletinin ve milletinin milli ve manevi değerleri söz konusu olduğunda gerektiğinde Taksim Meydanı'na çıkıp ben buradayım, devletimin yanındayım diyebilmelidir. Biz de bunları çok yaptık. Geçmişte 15 Temmuz'da yani üzerimize düşeni yaptık. Bütün sosyal medya mecralarımızı harekete geçirdik. Orada mesajlarımızı çektik, insanlarımızı sokağa çağırdık. Artı Ayasofya Camii'nde İstanbul Tokat Dernekler Federasyonumuzun organize ettiği 2000 hatmi şerif, 100.000 selavat-ı şerife, aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u kınama yaptık orada. Ayasofya Camii'nde ilk tarihi bir andır bu bizim için. Yani orada biz bildiri okuduk, kınama mektubu okuduk ve polise ifade verdik. Akabinde 67 tane kurbanı pandeminin o zor günlerinde bir günde Esenyurt'ta, Semih Adak'ta Coşkun Sağ Başkanımızın oradan alıp bir günde dernek başkanlarımız vasıtasıyla 700 ailemize kurban dağıtımı gerçekleştirdik. İkişer kilo da olsa onların evine kurban payı gönderdik. Onun dışında dediğim gibi öğrenci burslarımız sürekli artarak devam ediyor. Onun dışında geçtiğimiz yıl Ramazan yardımlarımız, yani onun dışında gençlik buluşmalarımız, 39 ilçemizin hemen hemen söyleyebilirim ki 35 tanesinde kadın kollarımız var. 35 tanesinde gençlik kollarımız var. Cumhurbaşkanlığımızın protokol listesindeyiz. Yani Milli İrade Platformu'nun üyesiyiz. Yani vatan, millet bizim için en önemli değerler bayrak. Biz mücadelemizi devamlı vereceğiz. Topluma artı katmaya. STK devletten bir şey alan olmalı değil, devlete yükünü hafifleten olmalıdır yani. Yani kendi imkanlarıyla olandan alıp olmayana ulaştırabilen anlamında olmalıdır. Ben de şahsen bu işi başardığımızı inanıyorum. İşte geçtiğimiz yıllarda birçok piknikler organize ettik. 6 tane mesela Kayabaşı'nda önceki yönetimdeki arkadaşlarımızla Kayabaşı pikniklerimiz oldu. Ondan sonra Tokat tanıtım günlerimiz oldu. Sayın evet. Cumhurbaşkanımızı Sinan Erdem'de ağırladık. Yahya Kemal Beyatlı'da ağırladık. Yani biz doğru olan
her şeyin yanındayız. Yanlışın karşısındayız. Kıymetli Başkanım, yani o kadar çok şey saydın ki esasında dinlerken insan yoruluyor. Ama ben biliyorum, yakından izleyicilerimiz belki müşahede edemiyorlardır. Ama yakından bildiğim için bir gün içerisinde 8-10 tane programı, 11 tane programı gezdiğini biliyorum. Başkanım, Suriye'ye 6 tır un gönderdik Bağcılar Meydanı'ndan. Bağcılar'dan, Bağcılar Belediyesi ile birlikte bundan 4 sene önce 6 tır un. Ondan sonra İdlib'e yine Bayırbucak Türkmenlerine, İdlib'e 1 tır, Bayırbucak Türkmenlerine 2 tır malzeme gönderdik. Asya Tokat Dernekler Federasyonu Başkanlığı yapıyordum. Bu arada kendim İstanbul Tokat Dernekler Federasyonu Başkanlığı 2 dönem yaptım. Asya Tokat Dernekler Federasyonu Başkanlığı yaptım. Köyüme 7,5 yıl dernek başkanlığı yaptım. Diyorum ya, 99'dan beri STK'cıyım. Yani her daim düşkünün yanında olduk. Sivil toplum kuruluşu bizim kanımıza işlemiş. Şimdi baktığım zaman severek yapıyorsun bu işi. Kesinlikle. Yani hiç durmadan koşturuyorsun. Mesafe hiç yok. Çok şükür. Evet. Acaba dedim bir şey mi var? Rejiden gayet güzel gidiyor. Ezan gelmeyelim. Biter bitmez coşkulu anlar başlayacak. Evet. Biz sizi zevkle dinliyoruz vallahi başkanım. Şimdi, biz de vallahi. Sağ olun. Sevgili başkanım, şimdi yani hep programın başında kendini tanıtır mısın diye soruyorduk. Sormadım esasında ama tanıyan tanıyor zaten. Herkes tanıyor ama bir kez daha hem bu fırsatı bulmuşken söyleyeyim. Kısaca kendinizden bahseder misin? Efendim, ben Ahmet Yılmaz. Tokat Zile 1974 doğumluyum. Zile İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Kamu kuruluşunda ufak çaplı bir idarecilik pozisyonunda çalışmaktayım. Dediğim gibi Pendik'te ikamet ediyorum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Buradan aileme de selam ediyorum. Çocuklarıma ve eşime. Onlar benim gizli kahramanlarım. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ben de köyüme selam olsun. Dediğiniz gibi işte STK'ların içinde yoğrulmuş bir insanım. Hangi birini sayayım ki yani? Şu an 20 tane derneğin üyesiyimdir. En az 7-8 yerde yönetim kurulu üyeliği yaptık. Ama şu anda konfederasyonda genel başkanlık hizmetkarlığını sürdürüyoruz. Amacımız insanlara hizmet etmek. Tek gayemiz bu. Yani dediğimiz gibi güneşi hedef alacağız, yıldızları tutturacağız. Birlik rahmet, ayrılık azap diyoruz. Siyasette de Tokatlılar son yıllarda ciddi bir yol kat ettiler çok şükür. Eskiden meclis üyelerimizin sayısını bile bilmezdik. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 26 tane meclis üyemiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 25 tane meclis üyemiz var. Bugün ilçe yönetim kurullarında AK Parti'de 48 kişi var. İlde AK Parti il yönetiminde 4 tane asılda var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 4 tane asılda var. Artı Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4 tane asılda yönetim kurulu üyesi var. Yani birçok partide görev almışlar. Belediye başkanımız var Avcılar'da. Turan Ançerli Bey hemşerimiz. 4 tane belediye başkan yardımcımız var. Eyüp Sultan, Bağcılar, Esenler ve Bakırköy. Yani bunlar tamamen sahada STK'ların gayretlerini görüyor siyasiler. Diyorlar yani bunlara da bir şey aslında atalım, yani artık olmuyor. Bunların sesi çok fazla çıkmaya başladı. Biraz önce bakın samimi söylüyorum. Deniz Bey biraz önce dedi ki Tokatlar, ben bu kadar beklemiyordum dedi, sesiniz fazla çıkmaya başladı dedi. Vallahi böyle dedi. Ben de dedim ki başkanım sen şimdi tohum ekiyorsun toprağa, biçeceksin, rahat ol dedim. İyi demiş miyim? Çok güzel demiş. O da yani herhalde korkmaya mı başladı, ne oldu? Ama ben Deniz başkanıma yanlış yaptırmam. O iyi bir adam, her zaman onun yanındayız. Biz başa biat ederiz hemşerim. Değerli izleyicilerimiz, tabii Eyüp Sultan'da Ali Beyköy'de Ramazan çadırındayız. Haliyle buradaki yüksek enerjinin, sinerjinin bir de bazen nazarı da oluyor. Haliyle kısa bir süreyle elektrik kaybımız oldu canlı yayında. Ne diyorlar? Sürçülisan ettiyse affola. Yani istem dışı bir olay. Kıymetli Başkanım, sözünüzü yarıda kesmiştik. Bir sürü şeylerden bahsediyordunuz sırasıyla, onlardan konuştuk. Yardımlar bizi mutlu ediyor. Biz insanların bu yardım götürdüğümüz zaman yüzündeki mutluluğu, tebessümü anlatamam. Gerçekten yani şu an bir tane abimiz var sağ olsun, kendisi Nevşehirli.
100 ailemize kendisi özel isimlerini, bilgilerini aldı. Evlerine tek tek kapı kapı gece geziyor yani. Şu an yardım dağılıyor. Tokpon şu an yardım dağıtıyor. Emin olun. Güzel şeyler yapıyoruz başkanım. Cevdet Başkanım burada olursa onu da çağıralım. Cevdet bana. Başkanıma tabii çok teşekkür ediyoruz. Burada Tokatlar Derneği'nin kurulumunda büyük emeği var. Kendisi bizim destekçimiz. Deniz Başkanımız da dedim ya, latife olsun. Deniz Başkanım demek ki bu Tokatlıların hareketliliği gözüne çarpmış. Bu da bir güzel iltifat bence. Biz her daim Deniz Başkanımızın yanındayız. Ona destekçiyiz. Orduyla zaten Tokat sırt sırt olduğu için yani başka çaremiz yok. Biz de birbirimize sahip çıkalım yani bazı iller gibi. Şimdi bu konuda Deniz Başkanım'ın hani gerçekten önemseyerek her şeyin en iyisi olsun diye, birinci sınıf olsun diye burada gayreti vardı, çabası vardı. Koy siz abi şimdi çayımızı koy. Allah razı olsun kardeşim. Evet. Şeyde birbirinden güzel standlarımızı kurduk. Her şeyin altyapısı en iyisi olsun dedi. Burada insanlar lavaboları kullanırken yine aynı şekilde birinci sınıf lavaboların imkan altyapısını sağlattırdı burada. Hani bazen diyorum ki ekibini de kutlamak lazım. Tabii sizin de aynı şekilde Deniz Başkan'ın da başarı kişilerin değil, anlaşmış, aynı hedefe yönelmiş, birbirine güvenen ekip işidir diye. Gerçekten bu ekibi siz Tokat olarak başarmışsınız. Deniz Başkanım da burada. Ben ekibiyle onları yürekten tebrik ediyorum. Ciddi bir ekip ve ciddi bir çalışma ve gayret var. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Başkanım burada şunu diyelim. Başarıya herkes ortak olur. Mağlubiyet başa kesilir. Biraz önce yemekhanede yani yemeğimizi yerken her şey dört dörtlüktü. Gerçekten muazzamdı. Özel ve güzel hazırlanmıştı. Yani kendimizi birinci sınıf restoranda zannettik. Güzeldi yani Allah razı olsun. Evet ne diyorlar, mola verdik. Biraz da hareketlenelim bakalım. Erdoğan Bey yani hani hep türkü diyoruz da Ordu'nun milli marşı var da Tokat'ın da milli marşı var. Şimdi demesinler ki bir ordulu sanatçı Tokat yöresi çalmıyor. Evet biz övünerek söylüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'nin neresi olursa olsun canlı canlı çalmak bizim görevimiz. Kilev neden çıkmam diyor. Evet. Gazi Osman Paşa'nın marşı size var. Size bir ellik yapacağız arkadaşlar. En son yapacaktık ama en son bir kahramanlık türküsüyle kapatacağız. Ellik çekmek istiyorsa orada çekebilirler, hiç sıkıntı yok. Orta masayı boşaltabiliriz. Bakar kör olasıca, bakar kör olasıca.
üstüme yar mı sevdin? Üstüme yar mı sevdin? Mezara giresice, kabire giresice. O ellikten ellikten, su gel ürmez ellikten. Güzel benzin sararmış, besbelli güzellikten. Öyledir yar öyledir, aşk adamı da söyletir. Almış yarı da yanına, hem çalar hem söyletir. Mevcu aşkı ya. Aşk adamı da söyletir, almış yeri de yanına, hem şalar hem söyletir. Doya. Sallan yârim o yana da, ne olur bak bu yana. Sana bir çift sözüm var ben, öpeyim doya doya. Yaylalar avlasaydı da, çiçeği solmasaydı. Yaylalar olmasaydı da, çiçeği solmasaydı. Ölüm Allah'ın emri de ayrılık olmasaydı. Ölüm Allah'ın emri de ayrılık olmasaydı. Sallan yârim o yana da, ne olur bak bu yana. Sana bir çift sözüm var ben, öpeyim doya doya. Biz efendim biz boşuna demiyoruz. Ordu Tokat sırt sırta diye bak. Tokat'ın türküsünü söylüyor ablamız. Ne güzel. Seve seve biz düğünlerimizde bile tebrik ediyorum. Başkanım, gerçekten tebrik ediyorum. Yani. Kurucu başkanımız da burada. Coşkun Sağ Bey, buradan ona da selam olsun Coşkun Bey. Evet. Burada İstoktef'in kurucu başkanı. Yönetim kurulu arkadaşlarımız da şöyle gelirse mikrofon verme imkanımız olur. Esasında bütün yönetim kurulunu biraz sonra alırsak hepsini birer tanıştırmak. Şurada tutturabilirsek. Mustafa Bey vardı burada. Hasan ya da Bey, oraya yanınıza alıp Can Bey yanınıza var, Can toplarsanız. Bey. Evet. Evet. Şimdi evet, ben bu arada rahatsızlığımı dile getireyim. Biliyorsunuz başkanım beni aradı geçen gün, dedi vallahi Zülfü Hanım perşembe günü akşam böyle programımız var. Vallahi başkanım dedim. Grip mi oluyor? Bahar mı dokundu? Bir şey var ama dedim bilmiyorum dedim. Biraz sıkıntılıyım ama dedim. Belli. Ben sesimden kendim anlıyorum ki izleyicilerimize hayranlar. Eğer ki suçun isa edersek affola diyoruz. Yok, buradan. Güzel gidiyor. Hakikaten de sesimin bozuk olduğunu ben buradan anlıyorum. Buradan bütün dinleyicilerimize özür diliyorum. Hepinizi öpüyoruz, kucaklıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ağzına sağlık. Sevgili başkanım, şimdi hani biz bu programı yapıyoruz ama neticede esasında Sezer Turan'la Adım Adım Başarı programı adı ama siz Ahmet Yılmaz olarak bir sürü program yaptınız. Yani evet. Hani bir adamın sayarlar bir elinde kaç parmağı varsa o kadar marifet vardı diye. Sendeki parmaklardan daha fazla marifet var. Başkanım. O maceranızdan biraz bahseder misin? Yani aynı zamanda siz de program yaptınız. Şimdi başkanım ben Ahmet Yılmaz'la Engelsizsiniz. Kanal 60'ta 13 tane program hem yaptık hem sunduk. Yapım ve sunuculuğunu yaptım. Yani yıllar önce, daha doğrusu 3-4 yıl oluyor.
güzel geçiyordu ama tabii kanal fazla sürmedi. Malum yani yerel televizyonlarda çok ciddi giderleri var. Olmadı. Biz geçenlerde de Tokatlılar olarak bir ilki başardık. Ne diyeceksiniz? Urfa Sıra Gecesi ekibini Urfa'dan getirdik. Yani 500-600 kişilik Tokatlı dernek başkanlarımıza izlettirdik. Özel bir program yaptık 3 saat. Esenler Kültür Merkezi'nde. Ben de oradaydım, evet. Evet, Urfa Sıra Gecesi yaptık ya. Yani ufkumuzu açtık yani. Biz artık Tokat'ı değil, Türkiye'nin tamamını, kültürünü öğrenmeye adayız yani. Çünkü öyle de olmalı yani. Sen zaten kendi kültürünü biliyorsun. Biraz da başka illerin kültürünü tanıtmak lazım yani. Mesela Elazığ'ın çayda çırası var. İşte Kayseri'nin başka bir şeyi vardır. Ordu'nun başka bir şeyi vardır. Bunları bilmek lazım yani. Bilmek lazım. Kültür kaynaşması olması gerekiyor. Şimdi kültür dediniz de yani hakikaten uzunca bir süre bugün de bize getirmiş olduğunuz bu güzel hediyelerinizden evet, hep gittiğimiz yere verdik ve çok makbule geçti. Bu yün dokuma güzel el baskılı. Bu boyun fular oluyor. Çok sıcak tutar. Evet. Şöyle gösterirseniz şu kırmızı olan. Kırmızı olan da açın şöyle bir. Evet. Ablamıza da bir sözümüz olsun. Bir dahaki gelişimize de ablamızla Erdoğan Bey'e bir tane getirelim. Bir tane de masa örtüsü var. Onlar hepsi Taşan'da, Tokat Merkez'de. Değerli izleyicilerimiz, Tokat Merkez'de, Taşan'da. Bunu masanın üstüne atıyorsun böyle. Güzel bir desen oluyor. Bu da yazma. Ablamızın başındakinden. Bunları ben şimdilik sizin hanımınıza armağan ediyorum. Sizin aracılığınızla. Size de getireceğim. Efendim, o mesajı verdim biraz önce. Bu da Tokat'ın sofra bezi. Masanın üstüne örtülüyor. Güzel bir sofra bezimiz. Sana da Evliya Yeşil'i denk gelmiş. Sende herhalde bir keramet var. Maneviyat artışı var herhalde Ramazan'da Sezer abi. Evet, evet. Böyle evet. De bir özel efendim konfederasyonumuzun ne kadar bir kurumsal olduğunu görmeniz için bakın, biz de doğa dostuyuz. Böyle kağıtla, naylonla uğraşmıyoruz. Böyle özel baskılı çanta yapmışız. Evet, buradan bunlar el baskısı. Daha işlemeli. Sezer abi, bunlar da bakın şöyle. Bakın şu güzelliğe bakın. Bunu başka yerde bulamazsınız. Bunu sadece Tokat yöresinde bulursunuz. İşte şunu diyecektim. Yani bunlardan sağ olsun Tokat günlerinde tabii valiliğimiz de bize hediye etmişti. Olsun, ben, fazla mal göz çıkarmaz. Şöyle birkaç yere götürdüm bundan hediye. Tabii. Götürdüğüm her yer o kadar memnun kalıcı kaldı ki. Kalıcı oluyor. Çok güzel. Çocukların tekrar çeyizine. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz yani, teşekkür ederiz. Zahmet etmişsiniz. Biz teşekkür sağ olun, ederiz. Sağ olun. Her ablacıma inşallah en kısa zamanda ulaştıracağız. Biz, sözümüz söz. Duyduk yönetim. Ona göre var. Sorun yok. Onlar. Yönetim kurumumuzun bir kısmı buraya gelmiş. Yönetime mikrofonu verelim diyoruz. Bence Coşkun Başkanım'a orada, buraya Coşkun alan oraya bir mikrofon uzatalım. Coşkun Başkanım siz bir herkes mikrofonu uzatalım. Turan Başkanım burada. Turan Başkanım. Can Bey burada. Can Bey. Ferhat Başkanım. Gel şu Coşkun abi burada. Şey. Coşkun abi burada. Yok şurada bak. Coşkun abi Coşkun burada. Abi. Coşkun abi sana mikrofon uzatıyoruz. Şöyle duygu ve düşüncelerin olduğun yerden söylersen. Evet, öncelikle tüm İslam aleminin, hemşerilerimizin, burada bulunan kardeşlerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum, kutluyorum. Akşam, bu akşam Tokatlılar oruçlarını Eyüp Belediyesi'nin verdiği iftar çadırında açtılar. Öncelikle Eyüp Belediye Başkanımıza, Tokatlılar Dernek Başkanımıza, Konfederasyonumuzun değerli başkanına bu anlamda teşekkür ediyorum. Kanal 52 Sezer Bey yıllardan beri Tokatlılarla iç içe gerçekten bizden birisi oldu. Ordu Tokat biraz önce de sanatçılarımızın söylediği gibi sırt sırta omuz omuza vererek kardeşliğimizi pekiştirme anlamında Sezer Bey'in önderliğinde birlik beraberlik içinde devam ediyoruz. Bu anlamda program gerçekten çok güzel. Sanatçılarımızın özellikle eş, karı, koca olması. Biz de burada eşimizle beraber sizi dinliyoruz. Çok memnun kaldık.
Sesleri de çok güzel. İnşallah başka programlarda onları davet edeceğiz. Bu anlamda herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hemen Can, hemen, Bey'e, hemen, hemen. Can Bey'e verelim. Önce Can Bey'e verelim mikrofonu. Can Bey'e. Can Bey kendisi iş adamımız. Sağ olsun konfederasyonumuzun destekçilerinden. Ferhat Bey. Ferhat teşekkür Bey. Ederiz Coşkun Başkanım. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Ses açılmadı mikrofonun. Bu mübarek Ramazan ayının bütün Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Buradan ordulu hemşehrilerimize de selam söylüyorum. Ha ordu ha Tokat, hiç fark eden bir şey yok. Hepimizin gönlü bir sonuçta. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Turan Başkanım, teşekkür ederiz. Turan Sözkesen, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ferhat Bey. Ahmet Başkanıma, Sezer Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Eyüp Sultan gerçekten bu sene farklı. Herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum şimdiden. İsmim Duran Sözkesen. Esenler Tokatlılar Dernek Başkanıyım. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ediyorum. Ferhat Başkanım, Niksar Dernekler Federasyonu Başkanımız. Ferhat Yılmaz, İstanbul Niksar Dernekler Federasyonu Başkanıyım. Ben de tüm İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Gelecek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ben de aynı dediğim gibi Tokkon Genel Başkanım ve Sezer abiye, Sezer Başkanıma başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bu arada tabii misafirimiz çok. Gittiler. İstanbul Ordular Dernek Başkanımız Murat Başkanım burada. Sevgili Gülay Şenkal, Özlem Şenkal arkadaşlarımız, Vasfi Bey buradalar. Yani herkes burada, aile dostumuzun içerisinde tek tek isim saymayalım ama bizi yalnız bırakmıyorlar. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Evet, yani sizin söylediğiniz gibi ben de keyif alarak buradayım. Her gün 30 gün boyunca Ramazan ayının süresince Eyüp Sultan'da Alibeyköy'deyiz. Sıcak bir atmosfer, sıcak bir iklim var. İnsanlar özlemişler birbirlerini, alışverişlerini yapıyorlar, kaynaşıyorlar. Siz de bu kaynaşmaya ta Pendik'ten kalkıp buraya geldiniz ve birlik beraberliği daim ettiriyorsunuz. Ben yine tekrar ayağınıza sağlık diyorum. Bu arada biraz önce söylemiştim, bu ambiyansı bize sağlayan Deniz Başkanıma ve onun birbirinden kıymetli burada İlhan kardeşim, orada da oturuyor. İlhan kardeşimize sürekli sahada atom karınca gibi oradan oraya sarılıyor, duruyor. Tüm yönetimine, yani Eyüp Sultan Belediyesi'nin başkan yardımcıları, müdürleri, birim birim amirleri, kimler varsa tüm arkadaşlara, hepsine sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok büyük özveriyle ve gayretle çalışıyorlar. Onları böyle huzurlarınızda elimin patlayınca kadar alkışlıyorum diyeyim. Allah razı olsun. Sevgili başkanım, yavaş yavaş toparlama noktasına geliyoruz. Ben sizi bırakmayacağım. Daha bir programımız sonlandıktan sonra yine beraber söyleşimiz devam edecek, müziğimiz devam edecek. Ama bundan sonraki düşünceleriniz, neler planlıyorsunuz, ne yapacaksınız, onları biraz sizden alayım. Yine Erdoğan Bey ve Zülfü Hanım'dan da yine demeçleri alacağım. Ama o izleyicilerimize söylemiş olduğunuz sürpriz türkünüzü almadan da buraya veda etmeyeceğim. Teşekkür ederim. Şimdi, efendim. Selamlarını iletmek istediğiniz duygu ve düşüncelerinizi alayım ben size. Efendim, konfederasyonumuzun, STK'larımızın gayesi Tokat'ın, ilinin gelenek ve göreneklerini, kültürünü, örfünü, adetini bizden sonraki nesillere yaşatmak, bu metropol şehirde gerek siyasi, gerek ticari, gerek bürokratik anlamda onlara sahip çıkmak, bir yerlere getirmek. Bu bir. İnsana yatırım yapmak. Öğrenci, kesinlikle öğrenci bizim için önemli. O öğrencilerin duası, o öğrencilerin mutluluğu bizim için en önde. Ve konfederasyonumuza kendine yakışır bir mekan sahibi yapmak. Yani dünyada mekan, ahirette iman. Biz Tokat Konfederasyonu'na güzel bir yer almanın derdi içerisindeyiz. Onun dışında da yine dernek sayımızı, federasyon sayımızı kontrollü bir şekilde çoğaltarak federasyon başkanlarımız ile omuz omuza vererek, yükleri paylaşarak yolumuza devam edeceğiz. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça azalır efendim. Biz bunları kendimize şiar edinmişiz. Yani öyle ki
İki eş, karı, koca arasındaki sorun da bize yansıyor. Arıyorlar, gidiyoruz, aralarını bulmaya çalışıyoruz. Bazen dündürcülük işlerinde işte bize soruyorlar, sağ olsun hemşerilerimiz. Kaç kişi evlendirdin? Yani olmuştur birkaç kişi ama bu konuda çok fazla başarılı değilim yani, onu size söyleyeyim. Çünkü bu konuda yıldızım pek parlak değil yani. Gerçekten. Yani pek maya tutmuyor. Ben o konuda daha çok yaşlı abilerimizi devreye sokuyorum. Evet. Yani ben o konuda fazla bir etkili olamadım. İkna kabiliyeti yok demek. Var da ne hikmetse bir türlü o konuda bir iki kişiye yani sonuçta olmadı ama biz hocamız var. Din İşleri Kurulu başkanımız var bizim. Tokko'nun Abdurrahman Uğur hocamız. Ona havale ediyoruz bu işleri. Gedikpaşa Camii imamı Fatih'te kendisi. Sağ olsun bizim o da konfederasyonumuzun din işlerden sorumlu danışmanımız. İyi bir abimiz, hafız kendisi. İletmek istediğiniz selam, sabah, onlar duygular varsa tabii ki. Ben onları da alayım başkanım. Öncelikle ben şahsınızda Ordu 52 TV kanalımıza teşekkür ediyorum. Bizleri konuk ettiniz, misafir ettiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yani televizyonculuk zor bir meslek, zor bir iş. Burada gerek imtiyaz sahibi, gerekse çalışanlarına Allah yardım etsin. Bu iş zor yani, televizyonculuk. Reklamla dönen bir iş. Onlara dua ediyoruz. Onun dışında ekranları başında bizleri izleyen, gerekse kıl çadırımızda burada bizleri izleyen, zahmete katlanan hemşerilerimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi izlemeye devam etsinler. Gelecek bugünden gelecek diyorum. Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Son böyle başkanımın türküsünü söyleyeceğim ama... Seni kırmayacağım, bir tane söyleyeceğim. Vallahi biz zaten program yaptığımız için her pazar akşam fazla bir şey söylemeye gerek yok. Buradan şu anda karşımda olan kardeşlerim, bacılarım, her kim varsa hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Özellikle Tokatlı hemşerilerime. Bu geceniz, iftarınız inşallah hayırlı olsun. Allah'ım kabul etsin niyetlerinizi diyorum. Ve benim yine çok sevdiğim bir abim burada yanımıza gelmiş, bizim bu akşam yanımıza. Halis Teber abim. Kendisini çok severiz. Çok değerli bir iş adamımız. Kumrulu kendisi. Vallahi ben açık saygılar açık söylüyorum. Adam gibi adamdır işte. Allah razı olsun. Az önce dedik ya, adamları kolumuza takar o da yolumuzda. Sağ olsun. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çünkü albümümüzün ana sponsordur kendisi. Adam gibi adamdır. Sağ olsun. Evet, şöyle kocaman bir alkış halisine. Alkış hak eden değerli abimdir ya. Sağ olsun. Eyvallah. Selamlar olsun bizleri izleyen herkese, sizlere başkanım. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de yine arkadaşlara yaptıktan sonra başkanımın türküsüyle veda edelim. Ben burada dediğim gibi Eyüp Sultan Belediyesi'nin tüm ekibine, sahada çalışan arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Misafirlerimize, sizin söylediğiniz gibi çadırda bulunan ve ekranlar karşısında bulunan tüm arkadaşlarımıza, izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Burada sesle, müzikte Ahmet Demircioğlu'nu, Ömer Bey'e yani şekilde teşekkür ediyorum. Kameranın arkasında Mustafa kardeşime, değerli kameraman arkadaşımıza, kumanda masasında, canlı yayın aracında Salih Hanım'a, Ordu'daki kumandada yine yönetimde Sefat kardeşimize, burada her daim nöbetçi, gözlemeci gibi yanımdan hiç ayrılmayan, her türlü kahrımı çeken İsa Kuan kardeşime teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir konukla yine bu mekanda sizlerle buluşmak ümidiyle diyorum. Adımlarınız başarı ve mutluluk getirsin. Ve son kez ben başkanımın türküsüyle sizlere veda edeceğim ama programımız bittikten sonra biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, başkanımla sizleri baş başa bırakıyorum. Yani tarzım değil de seni kıramıyorum size. Teşekkür ederim başkanım. Dağının düzü ziya
Kırklar'da Love.